Leyla amcamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah çocuğu iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çocuklar. Nail'le bir dolaşmaya çıktık şöyle. Nail'in işleri varmış. Ben de gidiyorum. Bir marketlere dolaşayım dedim. Yumuşatıcım falan yok. Yumuşatıcı alacağım. Bakacağız eksikleri artık. Şöyle gül ağaca doğru gidiyoruz. Evimiz de oradan gözüküyor. Şöyle gösterelim şimdi sizlere. Maliyetli ama durum olan yaptırıyor. Hasan da arada bakar mısın? Ne kadar güzel gözüküyor. O zaman bakalım videomuzun devamında neler gelecek. Evet canlar, motorda bir açılış yaptım ama inşallah sesimi duymuşsunuzdur. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum yine videomda. Gittik birazcık bir şeyler aldık geldik. Hiç kafamda yok, gördüklerimi aldım sadece. Yumuşatıcı diye gittim. Birkaç bir şey daha aldım evde eksik olanları. Her şey çok pahalı. Allah'ım alamayanlara alım gücü versin inşallah. Bugün yemek tasamız yok ya. Rahatım, yavaş yavaş takılıyorum kendi çapımda canlar. Çöplerimi attım geldim. Sobamın kovasını doldurdum. Yatakları ört, ondan sonra makineye çamaşır attım. Biraz sonra yarım saati kalmış çıkar, onu sererim. Bahçeyi belliyordum, hani ben de çiçek ekeyim diyordum. O çiçeklik olan yer kırmızı toprak olduğu için daha kurumamış. O yüzden yarına erteledim çiçek ekim işini. Yumuşatıcı aldım canlar şöyle. Neler aldığımı da sizlere göstereyim. Sonra süpürgenin torbasını değiştirdim. Eve bir güzel süpürge tutayım. Yumuşatıcı iyi oluyor. Çamaşırlar kötü kokuyor. İzmir'deyken çok kullanmıyordum hani. Ama burada her çamaşırda atıyorum. Şöyle. Dedim ne alacaktım? Şunu bulamadım. Bunu aldım vallahi içecek. Bunları ilk ablama götüreceğim bu arada. Bugünkü iftar yemeği için. Köftelik bulgurum yoktu evde. Eksik olanları alıp koymayı seviyorum. Böyle elimin altında bulunsun istiyorum. Market bize uzak ya. Yarınlara bir yere market açıldı. Ama yine de yolun ağzında hani. Bayağı bir mesafede. Olmazsa olmazımız makarnamız canlar. İki tane de makarna aldım. Şimdi Nail'le alışverişe gittik ya. Giderken bir hadi hadi hadi. Bir yere yetişecekmiş işte bankaya falan. Markette ben de ne aldım? Şu su torbasını aldım. Böyle kumuş falan dikildiğinde koyarım diyerek de bu ara hep bu şeyleri yoğunlaşıyorum. Yok yastıktı, boyun yastığı, yok su torbasıydı. Rabbim ağrısızı vermesin. Aklın onda oluyor. Hani bir yerini aldığı zaman çaresini arıyorsun, dermanını arıyorsun ya. O hesap ben de bunlara yoğunlaşıyorum. Sonra elinde makarnayı gördü işte. Bulgurlar vardı. Bir de şey, iki diyor makarna almışsın bunun için mi geldin? İşte şu bu bir laf sayıyorum şu şeyde. Valla şu orucu hayırlısıyla bir çıkartaydık canlar. Tek dileğim, tek temennim şu an bu yani. Ya sabır diyorum.
sinirli. Bizim adam sinirli, bakalım geçecek inşallah, bugün üçüncü gün. Ondan sonra bunu da başka bir yerden aldık, marketten değil. Tahinli ekmek sevenler var mı sahur için? Sahurda bu olduğu zaman çayla içine güzel tahinli ekmeğimizi de aldık. Rabbim olmayanlara daha çok versin inşallah. Bu da bir pahalı. 60 TL mi daha da bilmiyorum. Nayda sormadım. Bundan fiyatını da hiç sormadım. Şöyle şampuan aldım canlar. Şampuanımız da bulunsun. Bizimkiler sabun mabun kullanmıyor. Sadece şampuan kullanır. Bir de kolonya aldım. Kolonya da dayandıramıyoruz eve. Bir gelen giden olduğunda hani böyle eline dökmeyi ben çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Ve reçeli aldık. Bu çilek reçeli. Alim seviyor. Sahurda falan yesin. Bundan Nail Bey kendisine aldı. Vişne reçeli. Onlar reçeli seviyorlar. Ben ayva reçelini böyle kaşıklamayı seviyorum. Ekmeği bandırarak öyle yemeği pek aramıyorum hani. Bu kadar aldıklarımız. Aslında ben çamaşır deterjanı da alacaktım. Unutmuşum. Onu da bir dahaki sefere. Gidip bir dolaşmayı şöyle seviyorum. Şimdi evime bir süpürge tutayım. O arada çamaşırım biter. Onları da sererim. Ayazım gelir derken yavaş yavaş çıkarız. Bir de şurada şey var. Portakal. Onu da koyacağım canlar. Bozulmasın. Rahimem sever. Nail almış ama hiç yemedik. Şimdi ağzımız kapalı olunca pek yemiyor. Akşam da zaten tatlısıydı, yemeğiydi, içeceğiydi derken portakala pek şey kalmıyor ama rahimi değerlendirir diyerekten bunları şöyle koyayım. Giderken göstereyim canlar. Yemiz boş gitmesin. Bunları da yerine yerleştireyim. Şunları şimdilik şuraya katayım. Aman fırçattım, birbirine vurdurdum. Pazardan aldıklarını da böyle yerleştirince pek rahat ediyorum. Siz de öyle misiniz? Ortadan kaldırınca. Alışveriş az olunca yerleştirmek de kolay oluyor gördüğünüz gibi. Hemen yerlerine yerleştirdim. Bunu da buraya kaldırayım. Dolaplarda yerleştirmesi bir güzel oluyor ki. Şunu da şu portakalın içine koyayım yoksa altından çamur dökülüp duruyor. Göstereyim şimdi sizlere. Motordan bakar mısınız, poşetleri orayı çamur etmiş. Şimdi bunları da kaldırayım. Ondan sonra bir süpürgemi tutayım. Evet canlar, bütün işlerimi bitirdim. Sadece çamaşır asma işlemim kaldı. Onu da yapayım. İçim rahat hani, evim temiz olduğu zaman gezmeye de gitsem, bir gelelim de olsa rahat ediyorum. Şöyle çamaşırlarımı da asayım. Ayazım da okuldan geldi. Bugün niyetlendi Ayaz gece. Hani bir şey yemedi ama sabahleyin oluşturma istedi. Ne yaptın Ayaz? Nasıl gitti? Gel bir anlat bakalım takipçilerimize. Öğlene kadar tutabildim. Gel senin şu şıklığını bir görsünler. Ayaz bir yere giderken süslenmeyi pek seviyor. Ali abisinin tam tersi. Ali hiç öyle değil canlar ama bu Ayaz böyle. Giyindi, kuşandı yine. Hazır. Nereye gidiyoruz? Aksaray iftara. Anne, gelirken anne dedim ki ben süs pide öyleyse o pide anladım. Boğazlarına mı dursun dedim? Gerçekten öyle mi söyledin Ayaz? Canım pide mi istedi senin? Ben süs pide yiyemezler dedim. Ha, ben süs pide yiyemezler demiş. Oğlum boğazına dursun demez. Kıyamaz annesine babasına, hiç kıyamaz. Kıyabilir mi Ayaz? Doğru söyle. Vallahi biz de sana kıyamadık annem. Ama şöyle bana kıyarsanız. Kıyıyoruz mu? Hiç kıymıyoruz. Ayaz'ın çantada kek nereye gitsek, biz nereye gitsek Ayaz da orada canlar. O yüzden Ayaz'a kıyamayız. Bunu böyle yapıştıracağım. Şeysini buraya yazın. Çamaşır! Aksaray'a gideceğiz iftara İlke ablama. Sağ ol. Aleyküm selam. Anne. Efendim anneciğim. İçinde çok kötü bir tane bir şey
olmuş, o böcek var. Baksana bu yüzünde kırmızı geçmedi, yoksa yeni mi oldu ayağınız? Yok yeni değil. Uğur böceği var. Evet. Hadi ondan bir şey dile. Hadi uğur böceği. Ayaz. Bir şey iste hadi. Sen benim ne diye dileyeceğimi biliyor. Hiç hatırımda yok şu an, diyemedim de. Neymiş? Söyleyemem canım. Allah. Ölmesin ama, öyle şey yapma da. Allah. Uçmaya çalıştı şu an. Ayaz Kerem, dileyen neymiş merak ettim ya. Ha? Söyle bakalım neymiş o. Tamam dileği? Bittim. Tuttun mu? Hı hı. Çok merak ettim dileğini. Allah uçacak uçacak. Uç hadi. Git. Yarın bir makine daha atalım çamaşır. Şu dağların karı daha erimedi. Şu Karşı ve Hasan dağların karı. Ona da bayağı yağmış Mart'ta. Anne bu uğur böceğini sakın tasma ha. Tavuklarda yumurtladı 5-6 tane var herhalde. Onlar da gidip almak gerekiyor. Anne ben yeni ayakkabılar mı giyeceğim botlarımı? Alim bugün ahlaya daha erken girer. Bunlar mı giyeceğim? Hava güzel anneciğim, onları giymeye gerek yok. Ben de üstüm başımı değiştireyim. Hayatım gibi temiz temiz giyineyim. Ondan sonra gidelim canlar. Evet. Onu pide yiyelim, pide. Biz de küçükken pek sevinirdik. Böyle bir yerlere götürsünler isterdik. Ama biz kalabalıktık ya, annem pek götürmüyordu. Şimdi biz Ayaz'ı, Ayaz çok şanslısın sen biliyor musun? Anne. Annem. Arkadaşlarım kardeş olsunlar. Ben de diyorum ki iki kardeşlerim o üç kardeş olsun istiyorum diyorum. Öyle mi diyorsun? O nereden çıktı anne? Valla böyle iyi rahat Ayaz. Kafam da rahat. Her yönde niye? Rahatız annem yeter. Niye? Allah sizlere ömür versin öyle. Niye? Öyle anneciğim. Niye? Ben kız kardeşim olsun istemedim. Ben kızım olsun çok istedim ama Rabbim sizleri bana bağışlasın. Bak hadi şu beyaz gazla boğuşuyorlar ya, onun beyaz gazının kafasına bassana, tüy kalmamış. Şaka mı? Düdüklemişler. Görüyor ki. Aman. Anne, karıcam üstü önüne böyle tahta kalemi çiziyor, karınca gitmiyor. Gidemiyor yani önünde. Bakın abilerim ablarım. Bakın şimdi. Yaz geliyor ya, bahçeler ekilecek. Allah'ım güç kuvvet versin. Birazcık gözümü de büyütüyorum bu sene, neden bilmiyorum canlar. Allah yapamadım. Şunu da asayım. Bakın ağırlarım ağırlarım. Böyle ya. Hop silah. Bakın şimdi kare ya. Kare. Anne kimle gideceğiz? Söyle. Pencereden ellerini silmeyi seviyorum canlar. Bir tane balon mu götüreceğiz? Hayır buraya. Kahve fincanlarını koyuyor. Anne. Sarı yapıyor efendim oğlum. Bir de Ali babam mı götürecek? Evet. Hadi. Ali babam götürecek. Hemen ıslah mendille siliyorum. Ondan sonra da şu kolanın içine atıveriyorum. Bu bıçağı buraya kim koymuş? Bıçağın işi yok burada. Ooo.
Su kalır gibi olmuş ama tutar mı bilmiyorum. Şey sıfır. Olmuş gibi aynı. Anne. Efendim anne. Böyle. Böyle. Evet kartal. Hani? Ama annem gecikti de çekemedi. Senin aldı çek madem çekeceksin. Bunlar da bizim buranın şeyleri. Kumruları. Kumrus. Kumru. Kumru. Evet, buralar da köpükte var. Bir dakika. Birinci köpük burada. İkinci köpek. Neyse. Şuradan bakayım da. Kazan bir tanesi yok, yattı mı yoksa? Ha, öbürü de şurada. Yumurta mı kızıyor ki ayağı? Nerede çok mu gittim ki? Ay çok gittim. Bir de orada. Bakın biri burada. Bir de orada. Evet canlar, hazırlandık. Gidiyoruz. Evin içi daha da soğuktu. Diyemedim de yine. Uzun Aylin gel. Direği çekiyorum. Huram falan mı? Sizi. Huram falan çekebiliyor musun? Hadi kapanışı yapalım. Sizi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle canlar. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.